Merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlerle muhteşem bir ana yemek yapacağız. Bunun için neyimiz var? Ben tek tek yapmadım sizlerin fazla vaktini almamak için. Fakat bunların ölçülerini ve malzemeleri hepsini videonun altında bulabilirsiniz. Patatesim vardı 3 adet orta boy patatesim vardı. Haşladım, ezdim. Çok püre haline getirmenize gerek yok. Çatalla ezdim, yeterli oldu. Ve üzerine de zerdeçal, karabiber, tuz koydum sadece. Şimdi bunu karıştıracağım. Ve burada da dil peynirim var. Aslında kaşar kullanıyordum. Kaşarım az kalmış. Üstüne de kullanacağım için içine dil peynirim vardı. Onu kullanacağım. Dediğim gibi kaşar da kullanabilirsiniz içine. Burada neyim var? Sebzelerim var. Bir adet büyük boy soğanım, 3 adet Charleston biberim ve burada domateslerim var. Ne kadardır? 6-7 adet de domatesim var. Bu tepsimizde alt malzeme olarak kullanacağız bunu. Dip sos olarak kullanacağız. Ve burada da klasik köfte malzemem var. Siz köfteyi nasıl seviyorsanız. Ben bir adet soğan rendeledim. Soğanı rendeleyin. Çünkü doğrarsanız top yapacağımız için ayrışabilir. Galeta unum var. Karabiberim var. Kimyonum var. Tuzum var. Bu kadar. Şimdi nereden başlayalım? Dip malzememizi yapmakla başlıyoruz işi. Evet arkadaşlar, tavamın altını açtım. Az biraz yağ koydum gördüğünüz gibi. Bütün sebzelerimi birden atacağım şimdi. Hemen şöyle bir kavurma, kızartma kokusu olacak kadar, çiğden olmayacak kadar bir iki çevireceğim. Daha sonra bunu dip sos olarak borcamımızın dibine koyacağız. Yüksek ateşte gördüğünüz gibi, çünkü fırında tekrar köftelerle beraber pişecek. O nedenle gördüğünüz gibi çok iri iri yaptım. Çünkü fırında iyice ölmesini istemiyorum. Böyle hızlı hızlı pişireceğiz. Birazcık tuz ekliyorum. Hafif yumuşayınca bunu borcamımıza alacağız. Evet, gördüğünüz gibi yüksek ateş olduğu için hemen rengi dönmeye başladı. Evet, dediğim gibi çok fazla pişirmiyorum. Domateslerimiz de yumuşadı. Hemen altını kapatıyorum ve borcamımızın dibine koyacağız sosumuzu. Evet arkadaşlar, püremizin üstündeki baharatlarımızı da karıştırdım. Güzelce gördüğünüz gibi yumuşadı. Şimdi köfte harcım vardı. Dediğim gibi siz neler kullanıyorsunuz köftede, ne seviyorsanız ona göre o istediklerinizden kullanabilirsiniz. Şimdi bunu güzelce yoğurarak bir hamur gibi köfte elde edeceğiz. Çünkü açacağız bunu içine patates püresinden ve peyniri koyacağız. O yüzden sıkı bir köfte hamuru olması lazım. Onu güzelce bir 5 dakika yoğuracağız. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bir 5 dakika yoğurduk köfte harcımızı. Gördüğünüz gibi hamur gibi oldu. Şimdi şöyle, şurada suyumuz var. Elimi biraz ıslatıyorum. Dediğim gibi sotelediğimiz sebzeleri de şöyle gördüğünüz gibi alt malzemesini hazırladık, yatağını hazırladık. Şöyle kocaman bir köfte alıyoruz. Çünkü bayağı büyük köfteler yapacağız ve tek sunumluk olacak, tek servis vereceğiz. O yüzden kocaman köfteler yapacağız. Evet, şöyle peynirimi unutmuşum bu arada. Peynirimi de şöyle koydum. Şimdi patates püremiz vardı. Dediğim gibi içine komple patates püremizden de koyuyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı doyurucu bir köfte olacak. Muhteşem bir ana yemek olacak. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi ne kadar diyeyim? Baş parmağınız kadar. Tabii siz ne kadar seviyorsanız o kadar koyun. Peynirimizi de koyduk. Bunu böyle yavaş yavaş köftemizle kapatacağız.
Sonra kabımızın içine koyacağız. Sıkıştıra sıkıştıra bu peynirin etrafını saracağız. Gördüğünüz gibi. Bunun çok kapanması önemli değil. Fakat üstü kapansın mümkünse. Altı önemli değil. Eğer şöyle açık yeriniz kalırsa onu da şöyle gayet rahatlıkla yama yapabilirsiniz. Evet, şöyle gördüğünüz gibi böyle böyle köfteler yapacağız. Üzerine koyacağız. Şöyle açabiliriz koyacağımız yerleri. Evet, hepsini de böyle böyle hazırlayacağız. Fırına süreceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi köftelerimin hepsini de yaptım. Sosumun içine birazcık su koyuyorum daha doğrusu. Evet. Bu kadar yeterlidir. Şimdi 200 derecelik fırına süreceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yemeğimi fırından çıkardım. 25 dakika köftelerimi pişirdim. Son 5 dakikada bir dilim kaşar ve maydanoz koydum. Ve fırından yemeğimizi çıkardık. Muhteşem oldu. Afiyet olsun. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.